Mekçileri zor çıkaracağız açıklamasını yaptı. Sıcak bir not, sıcak bir açıklama. Siyasete dönelim tekrar yüzümüzü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkaracağını duyurmuştu HDP bildiğiniz gibi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan partinin eş, eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta görüşüldüğünü kamuoyuna duyurdu. Açıklamada yapılan görüşmede Demirtaş heyetimize teşekkür ederek kendisinin hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı diyor. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını da ifade etmiş. Selahattin Demirtaş parti ile birlikte seçim kampanyasına destek olacağını dile getirmiş. Ancak kendisine yapılan bu adaylık teklifiyle ilgili hukuki durumum uygun değil demiş. Bu sıcak notu da paylaşalım. Edirne cezaevinde parti heyeti, HDP heyeti kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdikten sonra bu açıklamayı paylaştılar. Ekonomiye bir miktar giriş yaptık. Devam edelim oradan. TÜSİAD Başkanı bildiğiniz gibi bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Söylediklerini bir mercek tutalım. Sürekli bir döngüye giriyoruz yani enflasyon, zam, asgari ücret. Sokakta, iş yerlerinde, kahvehanelerde gündem gıda fiyatları yani enflasyon. Enflasyon patronların da gündeminde. Patron örgütü TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabah konuydu. Bu durumun biz de farkındayız dedi. Türkiye'nin önceliğinin enflasyonla mücadele olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin tek gündem maddesi olması lazım. Enflasyonla mücadele ve bu enflasyonu da Tek haneye suratla düşürmemiz lazım. Toplumun gelir seviyesi, refah seviyesi, yaşam standardı. Turan, artan enflasyonla birlikte bunların aşağı çekildiğini ifade etti. Özellikle gıda enflasyonu e, artışı yüksek. Bu da tabii e, orta sınıfın e, gelirini ve yaşam standardını aşağı çekiyor. Biz de bunun farkındayız. Turan, artan enflasyonla birlikte işverenlerin de maliyet giderlerinin arttığına dikkat sınıfın... çekti. İşletme sermayesi talepleri artıyor paraya ulaşım zorlaşıyor. Yani 2021 yılında 40 milyon enerji gideri olan bir sanayi kuruluşu 2022'de 190 milyon TL enerji ödemiş. Bu seneki bütçesi 400 milyon TL. 2 yıl içerisinde 10 kat enerji gideri artıyor. Seçimlere de değinen Turan, politikaların net ve ileriyi gördürecek düzeyde olmadığına vurgu yaptı. Türkiye'deki ve dünyadaki sermayenin önünü göremediğini söyledi. Şu anda çok net ileri göremiyoruz. Yani işte onun için de dikkat ederseniz yatırımda çok fazla bir talep görmüyoruz. Turan bu belirsizliğin de büyümeye etkilediğine dikkat çekti. Türkiye'de yatırım olması lazım, üretim olması lazım, istihdam olması lazım ki büyüme olsun ve ihracat olsun. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan enerji krizi tüm dünyayı tehdit ediyor. Turan, enerji maliyetlerinin daha da artacağına dikkat çekti. Yenilenebilir enerjiyi işaret etti. Enerji arz güvenliği ve e, enerjinin maliyetleri yüksek olduğu için Türkiye'nin ne yapıp yapıp toplam enerji içerisindeki yenilenebilir enerji oranını süratle artırması lazım. Biz de buradaki mevzuatı, prosedürü mümkünse sıfıra indirmemiz lazım. Şimdi siyasete tekrar dönelim. Bu arada yargının konusunda konuşacağız. Ee, İsmail Saymaz bizlerle birlikte olacak. Ayrıca Sinan Ateş suikastine ilişkin Alaaddin Aldemir'in konuk olacağını önemli belirtelim. Çarpıcı bir yayın olacak bizler için de. Ekonomi konusunda konuklarımız olacak. Konuşacağız, anlatacağız, sorulması gerekenleri soracağız. Ama siyasette önceki saat diliminde kayda geçenleri bir toparlamak lazım efendim. Altılı Masa'nın açıklamasında 3 unsuru öne çıkarttığımız bir manşetimiz vardı. Millet İttifakı, aday, ve 13 Şubat. Nedir? Ne demektir? Ne demek değildir? 13 Şubat'ta neler duyacağız? Bunun üzerine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel az önce çarpıcı açıklamalarda bulundu. 13 Şubat'ta artık bekleniyor dedi. Adayın belirlenmesini bekliyoruz. O gün duyurulmayabilir. O gün ne zaman duyurulacağı da açıklanacak. Çünkü yol haritasında vaatleri de taahhütleri de ilk kez Cumhurbaşkanı adayımız açıklayacak dedi. Bu önemli notları paylaştırdı. Geçiş sürecinin yol haritasını da adayımız anlatacak dedi. Taahhütleri onun ağzından duyacağız dedi. Ee, yeni ittifak artık millet ittifakıdır. 6 partiden oluşur dedi. Aday tanıtımının toplantı tarihi de 13 Şubat'ta durulacak. Yani belli olacak aday sonra da şu tarihte de tanıtımımız var deneyecek liderler tarafından. Bu önemli açıklamaları konuşarak başlayacağız. Birazdan Cumhur İttifakı'nın adaylık tartışmalarında geçiş yapacağız elbette. Halk komuteri yazarı Mehmet Teskan bizlerle birlikte. Birazdan Cumhuriyet yazarı Miyase Yuknur'un da aramıza katılacağını söyleyelim. Mehmet Teskan merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İyi, kolay gelsin. Altılı Masa'nın Millet İttifakı vurgulu açıklaması ne anlam çıkar diye düşündük. Bugün Özgür Özel e, yanıtlarıyla bir miktar daha pekiştirdi. Nasıl görünüyor manzara, daha neler göreceğiz gibi bunlar Millet İttifakı lehine sorayım. Yeterli mi 13 Şubat'ta adayı duyurmak, sonrasında lansman yapmak, sonrasında bunun vaatlerin, taahhütlerin tamamının Cumhurbaşkanı adayı tarafından açıklanacak olması? Nasıl bir stratejidir? Şimdi nasıl strateji Bence doğru bir karardır. Şimdi metne baktığımız zaman evet Millet İttifakı vurgusu önemli, adayın açıklanacağı 13 Şubat vurgusu önemli ama orada... Önemli birkaç şey daha var. Bir, bir tanesinde diyorlar ki Cumhurbaşkanı hükümet sistemi beka meselesinde diyorlar. Bu şu andaki rejimin bir Türkiye açısından bir beka sorunu olduğunun altını çiziyorlar ki bu benim dikkatimi çekti. İkincisi tabii ki Cumhurbaşkanı'nın bir daha aday olması anayasaya aykırıdır diyorlar. E, bu da çok önemli bir şey. Bu biraz da e, bunun bildiriye girmesi toplumsal bir baskıdan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir eleştiri vardı. Cumhurbaşkanı bir daha anayasaya göre iki kere oldu, üçüncü defa olamayacak. Yani liderler bu işte pek sessiz kalıyorlar. Bunu vurgulamıyorlar. Bir mağduriyet yaratılmasın. Erdoğan yeni bir mağduriyetle meydanlara çıkmasın diye sessiz kalıyorlar. Ama... Araya giriyorum. Araya bu, giriyorum. Çok çok mühim bir e, açıklama geldi. Şu anda elimize ulaştı. Az önce ee, Sinan Ateş'in kullanmış olduğu resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım var. Ee, dakikalar önce geldi bu paylaşım ve paylaşımın altında bir imza var. O imzada Ateş ailesi adına eşi Ayşe Ateş yazıyor. Kamuoyuna başlığıyla duyuruldu. Sinan Ateş'in ailesinden bir açıklama. Paylaşalım. Şehit eşim Sinan Ateş'in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi dün yaptığı açıklamayla sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Eşimin ülke ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır. Bütün çocuklar elbette ki masumdur. Ancak bu beyefendi iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir? En azından biz bunu inandırıcı bulmadık. Acıları deşmek istemem ancak bu beyefendi madem ki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi... Birkaç cümle etmek mecburiyeti asıl oldu. Bu beyefendinin oğlu Allah rahmet eylesin vefat ettiğinde beyefendinin koluna giren ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi. Beyefendi rahmetli oğlunun muhterem eşine merhumun yetim bıraktığı evladının yaşadıklarını sorsaydı hakkını araması gereken çocukların hangisi olduğunu daha iyi kavrayacaktı. Maksadım satır satır şart düşebileceğim talihsiz açıklamaya dair cevap vermek değildir. Ülkücü şehit Sinan Ateş'in evlatları bu siyasetçinin iğreti bir şekilde kullandığı gibi mazlum değildir aksine mağrurdur çünkü benim evlatlarım hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve evlatlarına şerefli bir miras bırakarak şehit düşmüş bir babanın çocuklarıdır. Bizi herhangi bir partinin iç meselesi diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şehidimizle adalet arasına kim girmeye çalışıyor? Bu vicdanları yaralayan suikasti kim aydınlatmaya çalışıyor? Biz ona bakıyoruz. Gerisi bizim için lafı güzaf. Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duan ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Dua ile Ateş Ailesi adına Eşi Ayşe Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi'den gelen açıklamalara bir yanıt olarak yorumlandı. Sayın Semih Yalçın'a bir yanıt olarak yorumlandı. Ateş'in ailesinden Atıf da bu noktada.